Herkese selamlar dostlar. 23 Mart 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yükseklerinden bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Onunla başlayalım. Skor yarışmamızın daha önce kazananı Fenerbahçe maçıyla Tahsin At oldu. Instagram'dan yazabilir. Sizlere maç skoru yarışması olarak da İtalya İngiltere maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımızı Kata Telegram gruplarımıza dahil edelim. Daha önce de yapmış olduğumuz Rolling bir serimiz başarılı. Rolling 2 bu videoya artı 300 seviyesine like gelirse 24 Mart için Rolling vereceğim arkadaşlar. Bu 23 Mart'ın videosu 24 Mart için aklımda bir tane maç var. Eğer artı 300 seviyesine like gelirse bu videoya e, rolling, diğer videoda rolling yapmayı düşünüyorum. Rolling birimizde başarılı değerlendirenleri tebrik edelim. Yüksek mislilerimiz de gayet başarılı oldu. Cumartesi ve pazar toplamda 4 tane yüksek misli verildi. 4 tanesi geldi. Pazarın yüksek mislileri ekranda görüyorsunuz ki Fenerbahçe maçına güveniyordum. Kazanması lazımdı. 2500 TL civarında yüksek bir miktar önerdim Fenerbahçe maçına. Güzel bir kar elde ettik. Yanında da 1000 TL'lik önermiş oldum Fenerbahçe çifte şans. PSV maçına 1.500 Münih maçından ilk yerden bir gol 1.74 gibi orandan kazandırdı. Ona da 1000 TL önerdik 740 TL oradan kazancımız oldu tebrik edelim de geçelim bunu da ve yüksek mislinin kasasına baktığımız zaman da yüksek mislinin kasası şu an kılçıksız 4220 TL net karı var arkadaşlar zaten burada bir kasa yönetim yaptığımı söyledim verilen her yüksek mislinin altına miktarını yazıyorum diyorum ki bu kadarlık oynayın. ona göre kendiniz de belirleyebilirsiniz o yandan biraz da güven açısından da miktar belirtmek güzel oluyor açıkçası. Ufaktan bir şirin bir kasa yönetimi yaptığımı söyledim zaten burada. Kasa da şu an zaten 4220 TL'lik. Karda 22 Mart itibariyle 23 Mart'ın videosunu çekiyoruz. Değerlendireceklere bol şanslar. Kombinelerde ve yüksek oranlarda da elimizden geldiğince yaptık pazarın ana kombinesi başarılı oldu. Sakarya maçı vardı. Sakarya maçına iki tane canlı yaptık. Onlar geldi. Ufak tefek maçlar var. O yüzden değerlendirmeye çalışıyoruz o şekilde. Sağda gördüğünüzde yüksek oran seviyesinin grubu. 158 oran kaçtı arkadaşlar. Ajax'ın ben tek farklı galibiyetini bekliyordum. Bir anda mücadele birden iki oldu. Feyenoord 4 mücadeleyi koparmasını bildi. Napoli ilk yarı galibiyeti. Mutfayla iki gol atarak kazanır. PSV ilk yarı iki. Fenerbahçe alır ve üst olaraktan da aldık. Güzel oranlar yakaladığımızı da düşünüyorum. Geçtim bunu da. Canlı maçlarla da zaten elimizden geldiğince bu dönemlerde ne var? Basket maçları var. Avustralya, Filipinler ve NBA maçları var. O yüzden onlara biraz daha yoğunlaştık. O çünkü zaten bültenimiz kısıtlı. Şimdi milli başlarla birlikte yavaştan başlıyor. Biz de elimizden geldiğince bülteni en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Canlı maçlarla devam ettiğimizi belirtelim ve videomuza geçelim. Sizlerden ricam dediğim gibi 24 Mart için bir rolling maçım var. Eğer artı 300 seviyesine like gelirse rolling 2 olarak 24, maç, 24 Mart için devam edeceğiz. Like'larınızı bekliyoruz. İtalya İngiltere maçıyla başlayalım. Seyir zevki düşük bir mücadele olur diye düşünüyorum açıkçası. Mücadelede ben çok fazla gol beklemiyorum. Fakat gollere yönelmeyeceğim burada. Ben kornere yöne yöneleceğim. Ve genellikle kazandırdı bu İngiltere özellikle. İngiltere deplasmanda da olsa Topu ayağında tutmayı seven bir takım kendi evinde olsa çok daha iyi olurdu korner olaraktan. Fakat kornerde üstel bay, baylar alt olarak alacağız. Muhtemelen e, şu an korner oranları açılmadı fakat 10.5 korner alt olarak düşündüğüm bir mücadele. Bu mücadele çok fazla korner çıkmaz. Özellikle İngiltere deplasmanında bir de skoru eline alırsa ki maçın favorisi de İngiltere skoru eline alırsa topu çevirmeyi seviyor. Bir Euro 2024'ün elemeleri zaten bunlar. O yüzden İngiltere tempoyu çok fazla arttırmaz. Özellikle skoru eline alırsa diyorum ve 0-0 ayarına da çok fazla arttırmaz diye düşünüyorum. Ve topu genellikle defans orta saha yani ikinci bölge ve birinci bölgede çevirdiği için üçüncü bölgeye çok fazla gitmediği için Mücadelede ben çok fazla kornerin çıkacağını düşünmüyorum. Benim tercihim burada 10.5 korner alt olarak olacak. Herhangi bir yüksek olan yapmak isteyenler varsa, mücadelenin biraz daha beraberlikle sonuçlanması sanırım ön planda. 2.79 gibi oranı var. 0-0 1-1 yerine bir maç çıkabilir. 2-2 beklemediğimi de belirteyim. Yani mücadelede çok fazla gol beklemiyorum. İkinci mücadele Kuzey Makedonya ile Malta mücadelesi. Makedonya son dönemlerde oynamış olduğu ve benim hatırlamış olduğum kadarıyla futbolda gerçekten yani ilerleme olduğunu söylemek lazım. Elif Elmas önderliğinde o takımda ayakta duruyor söyleyebilirim. Malta zaten Makedonya'ya göre kısmen zayıf bir rakip olduğunu söyleyelim. Burada Makedonya tarafına gitmek mantıklı. Euro 2024'te olmak isteyeceklerdir ki gruplarına baktığımız zaman zaten İtalya ve İngiltere var. İkincilik mücadelesi olacak burada. Makedonya'nın bu tur rakipleri yenip İtalya ve İngiltere tarafından bir sürpriz yapması lazım ki iddiası olsun ki bu iddiası olması için bu tür maçları da alması gerekiyor. Mücadelede Makedonya galibiyeti çıkacaktır bence. Fakat çıkarken de ben çok fazla gol beklemiyorum. 4.5 altında bir yaparsanız da 1.38 gibi orandan idare idealden almış olursunuz. Değerlendireceklere bol şanslar. Ben burada idealden 4.5 altında biri sizlere öneririm. Bosna Hersek'le İzlanda mücadelesi. İzlanda'nın jenerasyonu zaten bitti arkadaşlar. Yani o yeni jenerasyonda yeni jenerasyondan da çok bilindik bir isim açıkçası yok. Futbol olarak da zaten düşüşte olduğunu söylemek lazım. Bosna Hersek'te de artık bazı isimlerle birlikte ne bileyim Zeko mesela son dönemleri o şekilde onlar da jenerasyonda biraz böyle artık iyi isimleri kaybetmeye başladı. Ya bildiğim çok fazla genç isim de çok fazla yok açıkçası Bosna hersek tarafında. Mücadelede yine çok fazla gol olması beklemiyorum açıkçası. İzlanda zaten defansıyla ön plana çıkan bir takım. Savunmasıyla. Fakat jenerasyonla gidince savunmayı da yapar mı bilmiyorum. Burada ben bir olası bir Bosna hersek galibiyeti çıkabilir. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Ben mücadeleden ilk golü Bosna atmasını bekliyorum. Onun oranı bir 41 gibi oranı var. Zaten çok fazla gol beklemediğimi belirteyim. İlk golü Bosna Ersek atar gibi geliyor. Yüksek orandan da ben mücadeleyi 3.5 altında 1 yaparım. 2.12'de bunun oranı var. Sistem açacaklar bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Çünkü dediğim gibi mücadele 1-0 ayarında. Olursa 2-0. Hatta at, bir tane de İzlanda atın 2-1 diyorum. Maksimum 2-1 gibi geliyor bana. O yüzden 3.5 altında 1 de 2.12 gibi orandan değerlendirme altına alabilirsiniz. Değerlendireceklere bol şanslar. Diğer mücadele Bosna Portekiz'le Liechtenstein mücadelesi. Yani mücadelenin oranları açık bile değildi dün. Yeni yeni oranlar açıldı. Nasıl oranlar alırız diye baktığım zaman da zaten deplasman ekibi zayıf. Ronaldo da takıma döndü. Yani Portekiz'le devam edecek mücadelede. Muhtemelen mücadelenin ilk maçları olduğu için ideale yakın bir kadro çıkar gibi geliyor bana Portekiz milli takımı. Burada ne alırız diye baktığım zaman da yani birden bir, ikiden iki, bir, üç buçuk bunların oranı yok. Toplam gol alacağız. Toplam golle alabileceğimiz yani olacak 6-0 bekleyelim. Yani en az 6 gol bekleyelim. Şöyle de 1.49'da bunun oranı var. Tam 6-0 olur mu bilmiyorum. Yani ihtiyaçlarını işte atma ihtimali bence yok. Yani çünkü savunma yapacak zaten. Açıldıkça açmaya çalışacaklar. Portekiz takım uzaktan yakından. Mücadelede 6 gol bekleyelim. Alacaksanız da 5.5 üst olun. Yani 6 gol beklenir mi? Zor. Ama şöyle de bir şey yapabiliriz. Yani 6 golü maç sonunda beklemektense ilk yerden 3 gol beklemek de güzel olabilir. Bunun da oranı 1.70 bandında. Ya ikisinden birine karar verin. Çünkü 6 gol çıkması benim beklentim dahilinde. Zaten değerlendirecekler bol şanslar. Kızıl Yıldız'la Baskonya mücadelesi. Euroleague'de işler artık harbiden iyice karışıyor. Daha oranlar ışık değil. Baskonya tarafını arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben iki maçları Euroleague'de kaybeden bir Baskonya takımı var. Kızıl Yıldız'da savunması iyi sayılır. Ama çizgi gerisinden de iyi bir Baskonya var. Özellikle Havırs önderliğinde çizgi gerisinde iyi işler yapıyor. Gerdaist de aynı şekilde çizgi gerisinde iş yapabilen bir oyuncu. Baskoyun tarafında ben burada favori muhtemelen Kızıl Yıldız olabilir. Onlar da ne zamandır kaybediyor. Ama deplasman atacağı sayıyı almakta öneriyorum. Dep basmanı muhtemelen 77.5-78.5 veya 79.5 açılır. Deplasmanı en alt baremden ne aşıyorsanız da deplasmanı sayısını alın. Çünkü 2 maçtır kaybeden bir Baskonya takımı var ki Euroleague'de bakın 8. sırada ilk 8 zaten playoff oynuyor burada. 15 galibiyet var galibiyet için zor olacaktır. O yüzden burada Baskonya'nın atacağı en az sayıya girin. 77, 78, 79 ayarında açarlar gibi geliyor bana. Alba Berlin'de Anadolu Efes oynayacak. Anadolu Efes'in kadrosu iyi fakat son maçında da kaybettikten sonra artık köprüden son çıkış maçlarından bir tanesi. Yani buralarda galibiyet serisi alamazsa zaten Efes tarafı muhtemelen ilk 8'e giremeyekten giremez. Playoff'da oynayamaz. Alba Berlin'le oynayacaklar. Alba Berlin'e göre zaten kat kat kaliteli bir takım Efes takımı. Ki en sonlarında olan takım bir tanesi Alba Berlin. Asfer'e geçti sanırım. Burada oran açılmaz Efes tarafına. Oran nasıl açılır diye baktığımız zaman da Efes tarafına ilk yarı galibiyeti şeklinde bir oran açılırsa veya ilk periyot Efes galibiyeti bu tür şeylerden oran alabiliriz. Şu an oranlar açılmadığı için çok da bir şey diyemiyorum da bu e, bu oranlar ideale yakın bir oranlar açılır. Yani bir 40 seviyelerine açılabilir. O yüzden değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme de yapabilirler. Efes tarafında yani Larkin'de geçen açıklamalar yaptı. Şu yönde açıklamalar yaptı. Twitter'dan cevap verdi millete. Yani koç beni oynatmıyor. Formda hazır olmak istiyorum. 20 dakikanın altında süre alıyorum vesaire. Bu yönden bir açıklamalar yaptı. 2 yıldır Euroleague'de o kadar domine etmişken, Euroleague şampiyon olmuşken bu yıl bu durumda olmak aynı kadroyla bilmiyorum kötü diyelim. Yapacak bir şey yok. Ergin Ataman da bu maçta takımın başında olmayabilir. Hastalığından sebebi onu da belirtelim. Toplamda 6, 6 tane maçım vardı. Değerlendirecekler. Bol şanslar ideal ve yüksek konularından bahsetmeye çalıştım. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.